olabilir miyiz diye e, mercekler o yön çevriliydi. E, fakat hatırlarsanız geçen sefer İBB'nin sorumlu olduğu alanlarda kısa sürede trafik akışı sağlanmıştı. Ancak e, bu işte beşli müteahhit diye kabaca adlandırabileceğimiz onların sorumlu olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kilitti. Açılamamıştı yollar, doğru düz müdahale yoktu. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'nda çalışamaz durumdaydı havalimanı, kilitti, müdahalede bulunamamıştı, açılamamıştı, seferler yapılamamıştı. Şimdi bu kez de İBB kendine ait sorumluluk alanlarında pek en azından benim gördüğüm ciddi bir sorun olmadan çalışmalarını yürüttü. Ancak Yiğit Bulut, Yiğit Bulut'u tanırsınız, tanır mısın Barış? Tanırım. Peki, Yiğit Bulut, Yiğit Bulut çok önemli bir isim değil mi Salim Bey? Evet, önceden. Evet. Yiğit bunu çok önemli bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı kendisi bir tweet paylaştı. Hemen getirelim o tweet'i ekrana. E Tem Otoyolu'nun Massak mevkinden bir fotoğraf paylaştı ve şöyle dedi: "İstanbul felaketi yaşıyor. Vatandaş perişan, belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar, başkan hangi büyükelçiliğe yemekte diye bağırıyor." Hastalar hastaneye varamıyor. Bu resim ana bir yol, Ekrem İmamoğlu vatandaş için artık bir güvenlik sorunu. Ve fakat bu yol İBB'nin sorumluluk alanındaki bir yol değil, karayollarının sorumluluk alanındaki bir yol. Bu da İBB'nin bir iddiası değil. İBB'nin bir iddiası değil. Çünkü Yiğit Bulut'tan önce bir de TRT spikeri e, aynı fotoğrafla bakın, aynı fotoğrafla bir tweet paylaştı. O da dedi ki millet kaldı yine yollarda. Acaba tuzlasanız mı Türk Telekom Stadı'nın önü diye. Ancak sonra bu TRT spikeri fark etti ki bu alan İBB'nin sorumluluk alanında değil. Onun üzerine bu tweet'i sildi. Bu kez karayollarını etiketleyerek e, aynı e, tweet'i attı. Karayollarından e, bir yanıt geldi. E şimdi karayollarından yanıt gelince karayollarından şöyle bir yanıt geldi. Efendim dedi o işte şeyin güncel hali budur trafiğin aktığı bir görüntü gösterdiler. bunun üzerine tabii ki Murat Ongun da o Karayolları'nın tweetini alıntılayarak Yiğit Bulut'u eleştirdi ve dedi ki dolar 3 lira olursa yüzümüze tükürün diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti. Bakanlığımız yani Murat Ongun o bakanlığı da sahipleniyor diyor ki Ulaştırma Bakanlığımız cevabını verdi. Yani o söz konusu yerin Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğu, karayolları sorumluluğunda olduğunu bizzat karayolları genel müdürlüğü tweetinde zaten paylaştı. Şimdi işin ilginç yanı Yiğit Bulut'un bu tweetteki fotoğrafıyla TRT Spiker'inin fotoğrafı ve Mücahit Birinci, Mücahit Birinci Adalet ve Kalkınma Partisi. Mücahit Avcı. He? Mücahit Birinci. Mücahit Birinci Adalet evet. ve Kalkınma Partisi MKYK üyesiydi. Evet, galiba evet. Yanılmıyorsam. Üçünün de fotoğrafı aynı. Bakın Mücahit Birinci'nin de tweetine bakalım. Günlerdir valiliğimiz bangır bangır uyardı. Yolda yolda çok araç da yok. Vatandaşımız uyarıları dinledi. Ama İBB tuz ihalesini iptal ettiği için yollar bu halde İstanbulluya yazık. Şimdi aynı fotoğraf. Üç kişi Şimdi ben şeye baktım e, Işıl Hanım'ın e, yani TRT'nin spikerlerinin Işıl Hanım'ın e, sosyal medya hesabına baktım. Bu soruyu soranlar olmuş ona yani nasıl olabiliyordu hem Yiğit Bulut hem siz hem de AKP MKYK'daki kişi aynı görüntüyü paylaşıyor diye. O demiş ki videoyu ben çektim e, amacım işte bir şekilde e, bu işin e, dile getirmekti niyetim belli e, önce başkaları sorgulasın niyetini diyerek. Yani aslında TRT spikeri bu görüntünün kendisi üzerinden yayıldığını iddiasını dile getirmiş. Benim de dikkat... Dolayısıyla yani kaynak orası, görüntünün evet, kaynağı orası. en azından bu sorumluluğu almış, Hı. böyle demiş yani. Diğerleri ona oradan, eklenmiş. Ona ona eklenmiş, herhalde oradan gördüler de paylaştılar, Yiğit Bulut vesaire. Tabi burada dediğiniz şey çok önemli. Yani burada amaç işte vatandaşın e, karda yolda kalmasını dile getirmek, onun bir şekilde isyanının sesi olmak değil... Burada işte Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni muhalefet partisi yönetiminde olan bir belediyenin aslında hizmet vermeyen bir belediye olarak lanse etmek. Bu da aslında belediye seçimlerine çok var. Bu da aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkili bir tweet. Yani çünkü burada aslında şu denek demek istiyor. Eğer siz diyor bir yerlerin yönetimini işte CHP'li bir insanlara verirseniz bakın onlar orayı yönetemezler. Yani yarın öbür gün e, ülkede Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Siz kaptanı değiştirmeyin. Siz e, CHP'li birisini Cumhurbaşkanı yapmayın aslında hazırlığı. E, böyle şeylerde sirayet ediyor. Ama işte. bu e, ısrarla Ekrem İmamoğlu'yla uğraşıyorlar. Tabii. Fakat kamuoyu araştırmalarına bakıldığında Ekrem İmamoğlu'nun desteği sürekli artıyor. Evet. Ne görüyorsun bunu? E, çırpındıkça batıyorlar, battıkça çırpınıyorlar. Peki. Bir sarmanın içindeler yani. Şimdi Murat Ongun Yiğit Bulutla ilgili olarak mesajında ne diyor? Diyor ki işte dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün diyen kişi diye söz ediyor. Öyle bir şey mi vardı Yiğit Bulut'un dolar tahmini mi vardı? Öyle videosu mu vardı? Maalesef. Öyle mi? Maalesef. Çok yüksek perdeden konuşuyordu. Tutmamış mıydı tahmini? O zaman e, yani tutup tutmadığına millet zaten şu hemen bizim altta bakın euro ve dolar fiyatına bak. Tutmamış diyorsun. Görüyor zaten yani tutmuş mu tutmamış mı? 3 lirayı geçmiş sanıyorum orada. E, eğer 3 lira olursa yüzüme tükürün demişti. E, herhalde Emin o miyiz? Gitti. Acaba bir, biz izleyelim mi ne demişti? Tabii tabii. hatırlatalım tabii. onu. Tabii gördüğünüz kur şu anda işlem görüyor. 3.54 3.34 bandına girecek. Burayı test edecek. Daha önce iki kere test etti. Bu Hı. çukura düştü. Tamam. Orada 3.52'den tepki geldi. 3 liranın üzerinde, 3.50'nin üzerinde, 3.90'ın üzerinde bu millete dolar aldıran Hı. nokta 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 orayı söylemeyeceğim. Var. Neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. 3.50'de 3.60'ta, 3.70'te, 3.80'de, 3.94'te burada ekranları kırdık hatırlarsanız. Sakın bulaşmayın diye. Hı. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, yazı yazanlar, adamsanız çıkın bir özür dileyin. Bunlara alım yaplayan bankaların araştırma departmanları, o ekonomi kanallarının çok bilenleri neredesiniz? Hı. Çıkın bu milletten özür dileyin. 5 lira olacak diyorlar. 6 Doğru lira, beş lira, 6 lira, lira, olacak. Tabii hükümet düşecek de evet. Cumhurbaşkanı düşecek. 5 lira olacak 6 lira olacak. Felaket bellalları. Çıkın bu milletten özür dileyin. Yani e, şimdi bunu izledikten sonra hakikaten insanın e, şimdi, acıyor. Hazine yani, Eski Hazine Bakanı'nın da böyle bir konuşması vardı. Dolar bilmem kaç tabii, lira, tabii, kaç lira tabii, olacak tabii. ya. Tabii tabii. Ama hepsi oldu. Sen evet. Nasıl oldu? Bu? Yani şimdi şey önemli. Ee, diyorum ya bakın bu ülkede e, hakikaten insan e, en en az karşı karşıya kalınan şey mahcup olmak. Ya bu insanlar utanmıyorlar yani. Şimdi şu benim bir görüntüm olsa yani birisi çıkarıp geçmişte bir söylediklerimden eee binayen bugünkü isabetsizliğini bu şekilde ortaya koysa emin olun Gökmen Bey bakın özür dilemeyi bırakın ben sokağa çıkamam. İnsan yüzüne bakamam. Çünkü bu bir şey saptaması değil. Yani bu bir analiz değil. Bir bilimsel bir tahminde de bulunmuyor. Yüksek perdeden çok üstenci bir tavırla, küstah bir eda ile bütün e, adeta ekonomistleri, bilim adamlarını, analistleri suçlayarak hadi çıkın sokağa da özür dileyin bakalım diyor. Hadi diyor hadi. Yani onları böyle aşağılayarak söylüyor. Ya şu anda dışarıya çıkıp özür dilemesi gereken kim? Kim? Bakın ben aşağıda şu anda okuyorum. 14.77 yazıyor. Ya hiç mi utanmıyorsunuz? Sizi dinleyenler, hakikaten sizin ipliğinizle kuyuya inenler bugün ya battılar ya varlıklarını kaybettiler ya çok fazla miktarda yoksullaştılar. Bu ülkenin gerçek beka sorunu bunun gibi yöneticilerdir. Yani şimdi biraz önceki şeyine bakın. Tweetine bakalım tweetine mı? bakın. Bakalım. Ne diyor Yiğit Bulut o tweetinde? Kendisi çok önemli bir isim. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Ekonomi konusunda çok derin tahlilleri var. Ve genellikle de projeksiyonları hep tutmuş bir isim şu ana kadar. 3-4 ee, Yiğit... yerden de maaş alıyor bu beyefendi. Onu bilmiyorum. Ee, Yiğit Bulut diyor ki tweetinde İstanbul felaketi yaşıyor. Vatandaş perişan, belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar, Başkan hangi büyük elçiyle yemekte diye bağırıyor. Öyleymiş. Yani Şimdi, bağırıyorlarmış. Yani e, tam göremiyorum. Hastalar hastaneye varamıyormuş. Sonra Ekrem en son... İmamoğlu vatandaşın artık bir güvenlik sorunu. Ha, güvenlik sorunu. Bakın çok ciddi söylüyorum. Bu ülkenin gerçek güvenlik sorunu Yiğit Bulut zihniyetidir. Bu zihniyettir bu ülkenin gerçek beka ve güvenlik sorunu. Niye? Yiğit Bulut'un burada hedefe koyduğu, manipüle ettiği, gerçek olmadığını bildiği halde bile bile kasıtlı bu yayını yaptığı Ankara'da otururken İstanbul'da işte TRT spikerini çektiği bir